Anlat çabuk, ne oldu? Anlatsana kızım. Hem de çok bomba bir haber. Oh be, biliyordum abi. Sonunda döndü demek paşa. Hadi dinliyoruz. Tamam tamam, anlatıyorum. Siz de benden fena çıktınız ha. Bizim haldeki Şeyla teyzenin oğlu Hasan var ya, televizyon tamircisi Sedat amcanın kızı Ayşe'yi kaçırmış. Bu ne lan? Biz de paşa döndü zannettik. Bize ne oğlum Sedat amcanın kızından? Ne oldu ya? Doğru söylüyorum anacığım, vallahi kaçırmış ya. Ya Salça, biz burada meraktan ölüyoruz. Senin de yaptığın muhabbete bak ya. Ne bileyim anacığım, sağlam bir dedikodu ya. Bize ne el alemin kızından oğlundan be? Paşadan haber geldi sandık kızım. Ya Allah Allah. Sabah sabah güzel bir dedikodu, ne güne başlayın istedik, fena mı ettik? Ya kızım, başlayacağım sana da dedikoduna da ya, öf. Şişt. Bu Sedat amcanın kızı var ya, önceden bana aşık da aşık. Ama ben yüz vermeyince Süheyla teyzenin oğluna kaçtı. Doğru, kaçmıştır. Yani senin gibi bir talip olduğunu görünce bu fırsatı kaçırmamıştır. Dilefo, bir şey söyleyeyim sana. Sen gerçekten çok kıskançtın. Kıskanç Dilefo, kıskanç Dilefo, kıskanç Dilefo. Neyse, paşadan haber var mı? Kimseyi aradı mı? Bak, eğer aranızdan birini aradıysa ve söylemiyorsanız vallahi buluşuruz ha. Niye öyle bir şey yapalım oğlum? Ne bileyim, paşa tembihlemiştir diğerlerine söyleme falan. Neyse, bak, eğer birine söylediyse ve şu an susuyorsa şimdi söylesin hemen, tamam mı? Ya da sonsuza kadar sussun diyecektim değil mi kardeşim? Yok. Ama sen istiyorsan susabilirsin. Hatta daha iyi bile olur. Tinafocuğum, biliyor musun? Sabah simit yemeden önce her gün senden fırça yiyor. Hayır artık. Yani paşa dönecek mi dönmeyecek mi geçtim, iyi mi değil mi onu merak ediyorum yani. Ya tamam, iyi diyorsun, hoş diyorsun da Mert, bu adam arasa zaten seni arar. Bizi niye arasın? Ulaşamamıştır belki, ne bileyim. Bu aralar kimin nasıl davranacağını tahmin etmek zor. Abi okula da geç kaldık ya. Ya doğru söylüyor ya. Hadi bir an önce gidelim. Biz niye bekliyoruz ki onu burada? Kendi gelir okula. Hem ayıptır Telebeti. Aliş, ben olmadan kahvaltısını yapamıyor da. O sensizlikten değildir o çocuk. Seni görünce boğazda düğümleniyordur lokmaları. Yiyecekse üzümcüyü şimdi ha. Ya neyse hadi tamam. Arkadaşlar cimbom yalnız üzülüyordur şimdi. Üzülür tabii güzel kardeşim, üzülür. Hem paşayla sevgiliydi hem de Fatih'i tutuyordu elinde. Evde kalmamayı garantilemişti kız. Siz ne yaptınız? Gittiniz, bozdunuz işini. Orço bak, kızın yanında da böyle konuşursan yemin ediyorum ben bozacağım seni ha. Hadi boz. Hadi Orço. Tamam. Çek ya. Vallahi çek. Güney, aç şu telefonunu ya. Kızım, hala hazırlanmadın mı? Okula geç kalacaksın. Ben gitmeyeceğim okula. Kendimi iyi hissetmiyorum, keyfim yok. Kızım, sana sinemaya mı gidelim dedim de keyfim yok diyorsun. Okul bu. Kalk, devamsızlıktan kalırsın. Hasta gibiyim biraz. Acı sen değil miydin beni eve kapatıp okula göndermemeye çalışan? Ben yanlış mı hatırlıyorum? Nereden çıktı şimdi bu eğitime olan düşkünlüğü? O başka, bu başka. Sen öğrendin değil mi Güney'in gittiğini? Babam mahallenin muhtarı kızım. Unuttum galiba. Dün akşam anlattı bana. Şimdi anlaşıldı. Tabii okula göndermek istersin şimdi. Güney yok ya, tehlike de yok. Ne alakası var?
Sen artık sözlü bir kızsın. Okulda güney olsa da olmasa da bir şey değişmez artık. Yoksa sen Fatih'i sevmiyor musun? Nereden çıktı şimdi? Bir güneydir gidiyor da ondan. Gidiyor gidiyor, hatta gitti bile. Kızım sen hala güneyi mi düşünüyorsun? O gitti diye mi böyle perişansın? Bak öyleyse külahları değişiriz. Bak şunu iyice anla. Sen artık sözlü bir kızsın. Sen Fatih'e bir söz verdin. Bir daha bu evde Güney'in lafını bile duymak istemiyorum. Sen Fatih'le sözlendin kızım. Sözlenmeyi sen kabul ettin. Hala unutamadın şu çocuğu. Hadi kalk, kalk giyin. Şu yüzünü gözünü de bir yıka, temizlen. Anne yeter. Söyleyeceklerini söyledin, bitirdin mi? Asıl sen bitirdin mi? Bana hala Güney'e karşı hislerin bitmemiş gibi geliyor kızım. Nerede kaldı bu kız ya? Açmıyor mu? Açmıyor Nacım, açmıyor. Sürekli meşgul, sürekli ben meşgul ya. Bakacağım cimboma. Vallahi öldüm meraktan. Ben de geleyim o zaman. Ya Salçacığım bırakalım, dur ben de senin yanında olayım arkadaşım ayaklarını ya. Sen gitmezsen meraktan çatlarsın. Hadi kızım ya, hadi hadi bir an önce biz de okula gidelim. Bak Alice beni merak edecek. Sonra arayıp fırça atıyor bana. Hayatta aramaz o seni. Oğlum sen onun telefonunda bile kayıtlı değilsindir ki. Bir an bileceğim. Teknoloji biliyorum diye geçiniyorsun ama gerçekten senin hiçbir şey bildiğin yok. Bir kere Alice'in telefonu akıllı telefon. Sahibisini mutlu etmek için kimi arayacağını çok iyi biliyor. Olacak işte. Şişt, bana bak ulan. Böyle beyaz saçlıyım, sizden daha akıllıyım, sizden daha zekiyim. Ayaklarına yatıyorsun ama fıssın oğlum sen, fıs, fıs, fıs. Bırak bu Benjamin Button ayaklarını, kokuyor bu ayaklar. Hiçbir ayak seninki gibi kokamaz Turuş. Doğru söylüyor, tanıyor arkadaşını. İyi hadi neyse, biz gidelim madem. Okulda görüşürüz sonra. Tamam, hadi. Hadi gidin, çabuk gelin. Hatta biz de hemen gidelim yoksa senin elimde kalacaksın. Ha, doğru diyorsun. Yürü lan, yürü! 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 Hasta olmadığın ortada. Okula gitmeme sebebin başka senin. İlla Güney seviyorum demem lazım değil mi beni okula göndermemen için? Sihirli sözcük o mu? Söyleyeyim o zaman. Çünkü öyle deyince eve kapatıyorsun, göndermiyorsun okula. Aman iyi, ne halin varsa gör. Madem yat dinlen bugün. Gerçekten hastaysan seni doktora götürürüm öğlen gelip. Neden terk edip gittin yine? Şimdi sadece sen değil artık, ben de kendimi. Efendim? Alo Fatih. Ben Çiçek teyzem. Aa Çiçek teyzeciğim, nasılsınız? Ben iyiyim de. Çiçek pek iyi değil. Hayırdır, tatsız bir şey mi oldu? Yok, merak edilecek bir şey yok da. Ben hastayım, okula gitmeyeceğim diye tutturdu. Hasta falan da değil. Ya ben annesiyim, anlarım hasta olsa. Acaba diyorum, seninle kavga falan mı etti? Yo, bizim aramız gayet iyi. Bir sıkıntı yok da şimdi böyle deyince merak ettim. İsterseniz ben gelip konuşayım bir Çiçek'le. Sonuçta o senin sözlün. İsterse dışarı bile çıkabilirsiniz. Ben sizi idare ederim, merak etmeyin. Sen gel de ilgilen şu sözlünle. Tamam, o zaman iş çıkışı ben sizdeyim. Hoşçakal evladım. Şey unutmadan Gün Çiçek seni benim çağırdığım bilmesin. Tamam tamam, merak etmeyin. Görüşmek üzere. Bu kızın aklı hala Güney'de. Yine yolunu şaşırdı. Ben seni yola getirmesini bilirim. Songül! Songül hadi geç kalıyoruz. Hadi çabuk ol. Aman dur Allah aşkına, nereye geç kalıyoruz canım? Okul kaçmıyor ya. Okul kaçmıyor da orada aklını kaçırmış biri var. Hem de senin başında. İyi dedim vallahi. Nereye koydum ben bunu be? Dur. Kim ki bu sabah sabah? Alo. Alo.
Alo. Telefona doğru üfler misin? Üflerim evladım, ne oldu ki? Üfle sen, üfle. Çok güzel. Kim ayağı son gün? Gençten bir çocuk, telefona üfler misiniz dedi. Ben de üfledim, gönlü olsun çocuğum. Allah Allah. Oo, bu sıcakta da ilaç gibi geldi yavrum. Anlamadım çocuğum. Anla canım, anla. Ver bakayım telefonu. O var ya, bir sapık. Seni işletiyor. Bana bak, sabah sabah başa bela mısın evladım? Hı? Sen de üfle bey amca. Sinirlenince çok güzel oluyorsun bu arada. Bana bak, seni çok fena yaparım, tamam mı? Hem öyle bir yaparım ki feleğin şaşar. Kapat bakayım şu telefonu, hadi. Allah Allah. Hadi yürü. Geç kal. Oho, gözümüz aydın, gözümüz aydın. Bir sapımız da oldu. Tamam, hadi, 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 son, hadi. Hadi. Müstakbel kocam, bal ayım Dizel Beyciğimi doğal ortamında ziyaret etmek istedim. Öperim efendim. Hoş gelmişsin sultanım. Böyle yanınıza küçük küçük uğrayıp bir halinizi hatırınızı sorayım dedim. İyi yapmışsın. Bak sana güzel haberlerim var dedi kız. Bugün düğün için tarih almaya gidiyoruz. Tarih mi? Karşınızda tarihin, coğrafyanın kendisi duruyor efendim. Ne diyorsun kız yine? Biraz panik yaptım, heyecanlandım. Haklısınız efendim. Diyorum ki biz böyle kendi kendimize gelin güvey olurken şimdi gelinin, güveyin ta kendisi oluyoruz. Bugünü tarih yazacak efendim. Yine aksiyon, yine macera, yine heyecan. İyi, hazır ol işte. Bugün gidelim alalım şu tarihi de çıksın aradan. Ya ne zor işmiş bu evlenmek arkadaş, anlamadım ki. Siz bir de evlendikten sonra görün Dizel Beyciğim. Hey, ne dedin? Ha diyorum ki size nikahta bana evet diyene kadar hayırlı günler. İyi günler hadi. Hadi sağdan sağdan, dikkatli dikkatli. Merhaba Çiçek teyze. Merhaba kızlar. Biz Cimbom'u bekledik. Gelmedi. Gelmeyince merak ettik. Bir bakalım dedik. İçeride. Ben çıkıyorum şimdi, siz ilgilenin biraz. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bu kız sözlendi biliyorsunuz. Bu mahalle küçük mahalle. Dedikodu olur. Güney'le buluşmasını istemiyorum. Okulda göz kulak olun şu kıza. O çocuk dönse bile yaklaştırmayın Gülçin'in yanına. Cimbom kendi kararlarını verebilecek yaşta Çiçek teyze. Bu parasızlıkla karar bile alamaz bizim gibiler. Bizim adımıza kararları hep zenginler alır. Biz de hayat boyu onlara uşaklık yaparız. Siz de aklınızı başınıza toplayın. O okuldan zengin birer koca adayı bulun kendinize. Hadi ben gidiyorum, geç kaldım. Kadına bak ya. Cimbom'a dayayamadı zengin kocayı, bize kakalayacak ha, iyi mi? Tövbe estağfurullah. Kızlar, ne işiniz var burada? Asıl o soruyu ben soracağım sana yani. Senin ne işin var burada? Kızım niye gelmedin? Merak ettik hasta falan mı oldun diye. Ya kendimi iyi hissetmiyorum. Siz de arasaydınız ya beni. Niye buraya kadar geldiniz? Aman aradık da sürekli car car meşgul çalıyor telefonun. Güney'i arıyorum. Ya bazen açılıyor telefon ama cevap vermiyor. Tamam. Sen niye gelmiyorsun okula? Ne işin var okulda? Ben niye sözlendim? Niye girdim bütün bu oyunlara? Güney'le beraber olmak için. O okulda yokken benim ne işim var? Tamam, okulda Güney'in ne alakası var? Ne yapacağım okuyup? Ben o okulda Güney'le güzel bir geleceğim olsun diye okuyorum. Kızım saçmalama. Yani tamam, paşa gidebilir. İki gün sonra geri de gelebilir. Hatta hiç gelmeye de bilir. Yani hayat bu. Kendine bir yol çizmek istemiş olabilir. Yani günün birinde belki biz de bir yol ayrımına gelebiliriz. Zaten kızım bilmiyor muyduk bu mahallede doğduğumuzdan beri hayatın bizim için kolay olmayacağını? Bu yüzden o aşağılanmaları, bütün o hakaretleri bu yüzden katlanmadık mı? Okula sıkı sıkı sarılmadık mı biz? Çünkü başka şansımız yok Cimbom. Kızım bak, bu mahalle
ekonomik özgürlükleri olmadığı için kendi ayakları üzerinde duramayan bir sürü kadınla dolu. Ve maalesef kocalarının ellerine bakıyorlar. Her gün dövülüp aşağılanıp hor görülmelerine rağmen hiçbir yere gidemiyorlar. Çünkü gidecek hiçbir yerleri yok. Yani kendilerine ait bir meslekleri yok, paraları yok. Dolayısıyla kendilerine güvenleri yok. Anlıyor musun? Haklısınız ama çok canım yanıyor Sevil. Tamam biliyorum. Biliyorum da yani benim canım yanmıyor mu? Bu kızın canı yanmıyor mu? Tamam eyvallah abi. Aşk çok güzel, çok önemli. Ama bizim önceliğimiz bu mahalleden annemizin bizim için seçtiği zengin biriyle evlenip bu mahalleden çıkıp gitmek değil. Yani bizim okuyup üniversite mezunu olup başı dik ve meslek sahibi birer kadın olarak çıkıp gitmek bu mahalleden bizim amacımız, öyle değil mi? Ancak o zaman kendi kararlarımızı verip kendi seçtiğimiz, istediğimiz adamlarla ancak o zaman evlenebiliriz. Sen ne yapıyorsun orada? Vallahi çok süper bir balkon konuşması yaptım, videoyu çektim. Salçan ne yapıyorsun ya? Sulandırmıyorsun, ne yapıyorsun? Çok haklısınız ama bana da birazcık zaman verin. Ben de istedim. Ne yapıyorsun Alice? Bu yaz yine yurt dışında mısın? Ya canım benim için pek yurt dışı sayılmaz. Anneannemlerin, babaannemlerin memleketi Selanik'e gidiyoruz. Biz de Avrupa'ya gidiyoruz. İlk önce İspanya'nın güneyi Ibiza, ondan sonra da İtalya'nın güney sahilleri. Aynen ya, ben de güneye gidiyorum. İlk önce Brezilya'nın güneyine, sonra Kırşehir'in güneyine. Öyle güney güney takılacağız. Yalçıncığım, siz gidiyor musunuz tatile? Siz de gidiyorsunuzdur herhalde bir yerlerin güneyine. Güney mi? Siz güneyden haber mi aldınız? Ne zaman aldınız ya? Kim verdi haberi? Elçin'cim sen başka alemlerdesin galiba. Biz coğrafya yönü olan güneyden bahsediyorduk. Tamam. Ben de ondan bahsediyorum. Ne güney olacak başka? Bir yerin güneyi işte. Ani. Senin başının acılı tatlı soslu ekşisi geldi. Ay kız artık sakın yokmuş gibi davranın ya. Hiç görmemiş gibi davranın. Boş verin, devam edin. Vallahi bu Yunanlılar hiç kusura bakmasın arkadaş. Yani dönerle baklavayı onlara kaptırdık ama Ali'si hayatta kaptırma. Ya da şöyle bir soteye yatıp dinleyip ne konuşuyorlar acaba? Belki de Alice bana olan aşkını ilan ediyordur ha. Bak bak, soteye yattı şimdi de seninki. Kızlar bakın şimdi. Kızlar, Avrupa'da en bayıldığım şey, hani heykel gibi duruyorlar ya böyle saatlerce. Bayılıyorum onlara, bitiyorum. Ben de çok beğeniyorum o Yunan heykelleri gibi adamları. Çok güzel oluyor bence de. Evet ya, kendilerini heykel gibi boyayıp böyle çeşitli çeşitli kıyafetler giyiyorlar. Saatlerce duruyorlar, onlara bakmaya doyamıyorum. Onlara bitiyorum ya. Eriyorum hatta onları görünce. Ay sen mi ben mi? Yani ben sadece onlar için gidiyorum Avrupalara kadar. Aynen ya, ne kadar karizmatik yakışıklı oluyorlar onlara. Çok iyiler. Vay, demek bu kadar çok istiyorsun Alice'cim ha? Sen istersin de Orço senin için heykel olmaz mı be? Hem de taş gibi olur, taş! Zoka'yı yuttu aynı o zaman. Ay. Yazık ya, yapmasa mıydık keşke. Ya bir şey olmaz ona be, görmüyor musun? Olsun. Kız ne yapıyorsun, sağa sola bakıp durma şöyle, geç kalacağız okula. Ya anacığım ne yapayım? Benim böyle yolda yürürken açık olan pencerelerden bakma gibi bir huyum var. Evlerde neler oluyor merak ediyorum. Ay Allah seni bildiği gibi yapsın ha. Kızım. Benim fabrika ayarlarım böyle, ben ne yapayım? Hem ben dedikodu yapmazsam kendi acılarım geliyor aklıma.
Uruguay'dan haber var mı? Yok. Aman! Boş ver be. Dönerse senindir, dönmezse hiç senin olmamıştır ha. Ya kızım bumerang mı bu ya? Aşk bu ya, aşk. Tamam be. Aşk acı çekmek demek değil mi işte? Sırf biz bu acıyı çekmeyelim diye, kocalarımıza sımsıkı sarılalım diye icat edilmiş. Hem sen haline şükret. Bak cimboma, paşa geri dönmezse vallahi ölür o kıza. Vallahi ölür. Ne ölecek be? Aslan gibi sözlüsü var. Evlenir, bil yalda, bil balda olur. Ben sana şimdi buradan bir tane çakacağım, asfaltta böyle yağ gibi kayacaksın, yağ gibi. Ya seninle 2 dakika hiç konuşulmuyor ha! Gençler, nasıl geçti plan? Sonunda bu Ceyhun denen varoş faresi idrak edebildi mi kendisinin meteliksiz olduğunu? Ya başkan, Terso'ya bağlattım tabii patlıcanı ya. Biraz inanır gibi oldu Esmer Türk olduğuna. Güzel. Peki Elçin'le araları açılır gibi oldu mu? Çünkü asıl istediğimiz şey oydu biliyorsunuz. Yani tabii oldu. Yani bir gerilim oldu aralarında. Ama hani tam olarak böyle bir kopuş oldu diyemeyiz Furkicim. Yani son öldürücü bir darbeye daha ihtiyacımız var başkan. Öldürücü mü? Bir de cinayet mi işleyeceğiz biz şimdi? Yani sırf onları ayırmak için bir cinayetimiz eksikti. Ben bugüne kadar sadece Aslı'nı öldürdüm, tamam mı? Yani öldürsem şimdi fare. Onu bile öldüremem. Hayır. Ya öyle değil. Aşkların en krem şantilisi. Öyle değil ya. Yani bu işi bitirmemiz için bir yere daha götürmemiz lazım onları. Öyle söylesin ya, aşk itoların en jülyen garnitürü. Yani ben biliyorsun seni hala anlamakta zorluk çekiyorum. Ya alışırsın aşkım, alışacaksın. Onları öyle bir yere götürün ki bu Ceyhun denen köstebek ezim ezim ezilsin. Böyle ruhu sıkılsın. Ne bileyim, Real Madrid'le eşleşen Menemen spor gibi. Sen rahat ol reis. Rahat ol ya. Aspike Fernandez. Onları öyle bir yere götüreceğim ki al merkezdeki kağıt aya götüreceğim. Adamımsın Etkin. Adamın Hasan Çavuşusun reis. Ne kadar becerikli bir sevgili seçmişim kendime değil mi Fırkicim? Yani bugüne kadar 300 küsür sevgilimin toplam hepsinin becerisi tek bir adamda vallahi. Ne iş be sevgilim? 300 Spartalı 2'ye kast mı yapıyorsun ya? Yok. Yani şimdi aşk itoşkum öyle değil. Gel bir de ben sana anlatayım. Sen anlamadın beni. Fırkicim sen şey et. Geliyoruz. Ya şimdi ben eskiden böyle birazcık göz açık bir tiptim, tamam mı? Aa, bu ne lan böyle? Çok tipsiz bir heykel. Şşt! Hadi canım, bekleme yapma burada sınıfa hadi. Naş, sınıfınıza giri, giri. Ne gideceğiz biz ya? Doğruyu söyleyip değil mi? Yürü lan, yürü! Y kuşağı artıcı, yürü! Heykel tıraş bu sefer fazlalıkları almamış, fazlalıkları bırakmış. Gel gel, o bırakılan fazlalıkları göreceğim sana, gel. Aa Alice, şu seninki değil mi? Ay hiç vakit kaybetmemiş, tipe bak. Oh, nihayet kurtuldum. Bütün gün rahatım, artık peşimde koşan olmayacak. Bari beğeniyormuş gibi yap da gaza gelsin çocuk. Melis doğru söylüyor. Ay ne yakışıklı, ne heybetli. Taş gibi erkek, taş. Bayıldım, bittim vallahi. İnşallah hep böyle durur, hiç bozmaz. İnşallah, maşallah. Oğlum Orço, bunu da başardın ya. Helal olsun sana. Orço, iki öyle. Ay! Ya Peker, paşa dönmezse biz cimbomun yüzüne nasıl bakacağız? Abi ben bundan sonra onunla görüntülü bile konuşamam. Bak cimboma yok ortalarda. Kesin evde bunalım takılıyordur. Neredeymiş cimbom? Evde miymiş? Evde tabii, nerede olacak? Hasta falan mı? Tabii tahmin ettiğiniz gibi bunalıma girdi. Paşayı merak ediyor. İşte bu merak hesabı. Bu merak mı? Şu dönerse senindir, dönmezse hiç senin olmamıştır yani. Ay aman bir sus. Şimdi senin olayı nereden anlatacağın da belli olmaz. Aynen sana katılıyorum karabiberim. Siz bana bir şey demeyin ya. Vallahi bu ara o kadar çok dedikodu malzemesi çıktı ki. Bu ara böyle dedikodu falan duymasam önümüzdeki kışa kadar yeter. Ben önümüzdeki kışa bile çıkartırım be. Sen birazcık daha konuşursan önümüzdeki kışa çıkartamayacaksın. Karabiberim sen devam et istersen ya. Ya tahmin ettiğiniz gibi işte. Kız kendini eve kapatmış. Ağlıyor sürekli. Ben okula gelmeyeceğim. Artık benim için bir anlamı yok falan diyor.
Peki abi bir şey yapamaz mıyız bu durumda biz ya? Vallahi görünüşe göre bir şey yapamayız. Sonuçta paşayı bulamadık yani. Bana bak. Sen hekere değil misin oğlum? Yapsana bir şeyle. Ne yapayım? Paşanın beynine girip bu yaşadıkların hepsi yalandı. Şu anda Matrix'tesin. Cimbom aslında hiç sözlenmedi mi diyeyim? Abi aslında var ya şu yaşadıklarımız Matrix'te olsaydı hiç fena olmazdı ya. Bir de dalga geç. Bu Esma Aslan'ın cezalı da gittikçe acımasız olmaya başladı. Evet ya, baksana şuna. Sabahtan beri burada. Ne yapıyordu ya? Ay dalga geçiyor. Yardım edin o zaman. Lan manyak mısın? Ne oluyor senin? Hiç içiniz gücünüz yok mu sizin? Hadi bakayım gidin sınıfınıza, gidin. Oo senin hikayenin bitmez oğlum. Bahçelerde kel kel, koca kafalı heykel. Hülya bana bakalım. Yaktıracak ki. Lan! Ne konuşuyorum ben? Ha? Yaktıracaksınız bana bunca zamanlık heykelliğimi. Bozduracaktınız yemin ediyorum aşağı ineceğim. Ağzınızı burnunuzu patlayacağım. Gidin gidin hadi. Gidin lan! Gidin! Ya bu çok iyi oldu bence. Evet ya, meğerse mutluluğun, huzurun yolu heykel sanatından geçiyormuş. Ya yazık ama. Ay ama hiç bu kadar güleceğim aklıma gelmemişti. Ey aşk, sen nelere kadirsin ya. Adama heykele çevirdin be. Kızlar, hayırdır? Ne bu salağın hali? Ali Sorço'dan kurtulmak için heykellerden hoşlandığını söyledi. Kek de inandı işte. Evet ya, rahatım artık Furkan. Seni çok daha rahatlatacak çok güzel bir fikir geldi aklıma. Ne gibi? Birazdan görürsünüz. Ya kendimi tebrik ediyorum, ben bu konuda bayağı iyiyim ya. Bekleyin bakalım. Cani, kim bilir ne yapacak. Ya benim gidip bir annemi bulmam lazım. Sabah çıkarken para almayı unutmuşum ya. Ne gerek var ya? Bende var işte. İstersen çay, istersen çorba alırım yani. Olsun. Benim yine de üstümde dursun. Tamam gidiyorum. Hadi git. Biz buradayız. Beşe. He. Aslında bizim yalnız kalmamız iyi oldu ha. He? Ne oldu? Dedikodu mu var? Dur söyleme. Paşa mı aradı? Yok, paşa arasa söylerdin değil mi? Şey, sen bizim mahalledeki Melahat'in sütçü Rıza'ya kaçtığını mı duydun? Ya ne sütçü Rıza'sı, ne Melahat ablası kızım ya. Hem sen dedikoduya doymamış mıydın? He, doydum ama her zaman tatlıya varım. Neyse, benim seninle bir şey konuşmam lazım. Ama aramızda kalacak tamam mı? Karabiber'e gidip yetiştirmeyeceksin. Tamam. Söz mü? Söz. Ben de sırrımı anlatacak başka kimse bulamadım sanki. Şu an karabiberle yüz yüze konuşuyor gibiyim. Ay bu çocuk Avrupa'daki hakerlerden bile daha güzel olmuş vallahi. Ha kesinlikle öyle. Umarım hiç değişmez. Hep böyle kalır. Ay aman aman bozulmasın. Sanki bozulunca böyle büyü de bozulacakmış gibi duruyor. Bence bozulmasın. Evet ya, böyle heykel olarak kalırsa kalbimi fethedecekmiş gibi geliyor bana. Vallahi çok şanslısın Alice. Keşke benim de böyle heykel gibi bir sevgilim olsaydı. Sonunda doğru frekansı bulduk. Alice, ayıptır söylemesi var ya, benim babam da böyle heykeldi ha. Hatta dedemin dedesinin dedesinin dedesi bile heykelli kız. Sen benim dedemi tanırsın. Gerçekten tanırsın. Böyle restoranlarda ve lokantalarda kapının önünde menü tutan heykeller var ya. İşte o benim dedem. Aa, hiç buraya gel. Nasılsınız, nasıl? Şşş, Orço. Fazla laballeşme. Heykeller öyle laballeşmez, hareket etmez. Şşş, şşş, Hop, inceden yeni geldik derinceden. Bu karşımın durumu nedir böyle heykele bağlamış? Çok karizmatik olmamış. Ha, aynen aynen çok karizmatik olmuş yani. Çok sevimli olmuş. Gerçi ben böyle duran insanları pek sevmem ama. Neyse. Ay şimdi sıskışkolarım. Ben sizin izninizle Elçinom sıskışkoma bir teklifte bulunmak istiyorum bu akşam için. Bulun canım, bulun. Zaten varsa yoksa Elçin Hanım biz senin sistersin falan değiliz artık herhalde.
Yani ama ben ne yapayım şimdi ya? Yani siz de sapı olmasaydınız. Hani biz şimdi böyle çift çift dolaşırken siz de bizimle gelseniz ne olacak? Canınız sıkılacak, böyle canınız çekecek. Ondan sonra bir yerleriniz şişecek. Değil mi? Israr etme. Gelmeyeceğiz zaten. O zaman Elçin o, sen aşkı toşk olma. Ben de aşkı toşk olma. Bu gece böyle yine hop bir de hop bir de hop bir de hop bir de yapalım. Hop bir de. Bu akşam mı? Evet. Bu akşam. Bu akşam mı? Ya evet, bu akşam Elçin o. Tamam, olur. Ya biz Ceyhun'la beraber takılacaktık ama olur, tamam söylerim. Yaparız bir şeyler. Güzeller ki taşkom ya. O zaman sevgili taşkom, sen bugün bizi de çok güzel yerlere yine götürürsün değil mi? Van'dan Kars'a, Jüpiter'den Mars'a en şahane yerlerde izleyeceğiz Kenny'i. Aşkların danza kudurusu. Mert, kaç kere söyleyeceğim ya? Tamam, söz. Bir daha söz ver. Bu konuştuklarımızdan karabibere bahsetmeyeceğim. Söz veriyorum. Ellerin niye arkada? Hiç. Arkada mı ki, hiç fark etmemişim. İyi tamam, çıkar bir göreyim bakayım. Ne saklayacağım oğlum, al bak. Anladım ben, anladım. Sen bana yalan söylemek için parmaklarını çapraz yapıyorsun arkada. Karabibere gidip yetiştireceksin değil mi? Ne alakası var oğlum ya? Neyse, iyi masaya koy, masada göreceğim. Al. Ben o gün karabiberle buluştum ya. Evet. İşte ben ona karşı boş olmadığımı söylemek için buluştum onunla. Hadi ya! Çok sevindim oğlum! Ya Salça, şu elin kolun bir artık rahat dursun ya. Koş şunu masaya. Şey gibi düşün, tırnak kontrolü gibi düşün ya. Çok özür diliyorum. Gerçekten çok heyecanlandım. Elin de ağırmış. Evet, çeşmeden içme suyu taşırken yaptım. Neyse. Tam işte ben söyleyeceğim karabibere, yani ben de sana karşı boş değilim diye. Sözümü kesti benim. Dedi ki, sen dedi beni yanlış anlamışsın. O günlük çok eskiye aitti, çocukça duygulardı onlar dedi. Hadi ya, hay Allah. O öyle söyleyince ben de açılamadım ona. Bak, gidip karabibere yetiştirmeyeceksin değil mi bunları? Eğer öyle bir şey yaparsan o dilini kopartırım, bundan sonra yazarak dedikodu yaparsın ha. Neyse, Sibir geldi, sonra konuşuruz. Ne lan, benim hakkımda mı konuşuyorsunuz? Yok ya, şaka yaptım. Hani öyle biri gelince, hani konuşurken biri gelince böyle şey yaparsın ya, sonra konuşuruz hani gibi, hani onunla ilgili konuşuyormuş gibi yaparsın. Ondan şaka yani. Yaptın şakaya senin dersiz. Bu masanın hali ne Songül? Bir makam masasından çok organize suçlar masası gibi duruyor. Sen sus! Annene nasıl konuşuyorsun öyle bakayım? Annem mi? Annen ya. Dizel'le evleninceye kadar, o nikah kıyılıncaya kadar ben senin annem. Vallahi vermem seni. Ama nasıl olur? Ben sizi sadece bir günlüğüne mamiciğin tayin etmiştim. Sus! Mamiciğim, bir günlük. Kaç günlük mami olacağım sana mı soracağım ben? Sıkma! Peki valideciğim. Allah'tan bugün nikah dairesine gideceğiz ve gün alacağız. Yoksa ben size ne yapacağımı bilirdim. Sen bir sussana sen. Yengem sıkma bak. Yengem sıkma. Ağzın çalışacağına elin çalışsın. Hadi derslerini yap. Ondan sonra da doğru yatağa bak. Gel. Ah çocuğum gel. Bak, kardeşinle de düzgün düzgün konuş çocuğum. Oldu mu yavrum evladım? Hadi bakayım tıpış. Hocam, ben biraz zamansız geldim galiba. Bana zamansız gel, hastalık gibi amansız gelme. Nedir bakayım? Hocam, okulumuzda bir duran adam var. Duran adam mı? Sadece duruyor mu? Evet. Peki dursun, kime ne zararı var ki? Ama hocam, protesto olsun diye duruyor. Yani beğenmediğimiz zaman alkışladığımız gibi, öyle mi? Aynen öyle. Hem de bu duran adam kim? Kim? Orço. 200 ile. Au! Benim okulumda kimse protesto yapamaz. Biri birini protesto edecekse onu ben ederim. Sen tıpışabilirsin. Ben icabına bakacağım.
Ferdi! Merkez Karakartal'ı arıyor. Merkez. Karakartal dinlemedi. Merkez Karakartal. Beni duyuyor musun Merkez? Ben duyuyorum da. Acaba sen uyuyor musun? Hat kesildi. Anlaşılmadı. Anlaşılmıyor. Anlaşılmadığını anladım herhalde. Seni oraya korkuluk diyemedik tek. Hem korkulmayan korkuluk olur mu? Olur mu ya? Olmaz Merkez. Evet olmaz. Okulumda hareketler oluyor. Çabuk atma den sizi okuldan. Çabuk! Anlaşıldı Merkez. Hemen yol, okul, ben hemen olay yerine iltifat etmeye gidiyorum. Hadi, şişt, hadi gidelim. Ayol ay. Oğlum önce ben geçsin ya. Ne yapıyorsun lan özürlü? Duruyorum. Durmak yasak kardeşim. Şşş. Oğlum mantıçını yükseltmeye bu bir. İkincisi ben heykelim. Birazcık sanata saygı lütfen tamam mı? Düşünen adam gibi düşün. Allah Allah. Oğlum biz gereğini düşünen adamlarız anladın mı lan? Doğru mu? Biz gereğini düşündük. Madem sen heykelsin seni alacağız başka yere dikeceğiz anladın mı? Şşş şurayı tut ben. Şşş nereye getirirsiniz beni lan? Şşş duana bak getirmeyin beni ne yapıyorsunuz oğlum? Eriş bir lan. Şşş bana bak. Oğlum rahat, rahat bırakın beni ya. Bu sanata ve aşka atılmış büyük bir tokattır. Evet ya bu direkt sana atılmış tokattır. Yemin ediyorum var ya. Dua edin heykelim ha yoksa boğazınızı burnunuzu patlatırdım sizin. Sanata hiç saygınız kalmamış sizin. Gerçekten kalmamış. Öyle oldu öyle. Aşkım. Çok özledim seni. Çok ben de özledim. Ne haber? İyiyim aşkım. Sensiz geçen boynu bükük günüm bundan sonra seninle gülümseyecek. Romantik miyiz bugün? Hem de nasıl. Aşkım bugün çok güzel bir gün olacak. Yalnızca sen ve ben. İkimiz. Bebeğim. Bir. Bebeğiz mi? Ne oluyor aşkım ya? Hayatım bugün Damla ile Etkin de bize gelecek. Ne? Evet. Aşkım biz niye beraber takılmıyoruz ya? Biliyorum hayatım hayır diyemedim. Çok ısrar etti. Lütfen idare et. Hayatım yani biz niye hep dörtlü oluruz baş başa olamıyoruz? Niye bu voltranı oluşturuyoruz ya? Niye bana bunu yapıyorsun? Elçin benim burama kadar geldi. Bak burun. Nasıl? Hazır mısınız? Hani böyle bizim gibi aşkların periştahına şahitlik etmeye ha? Hazırız. Biz çok hazırız. Dünden hazırız çok hazırız. O zaman şöyle yapıyoruz. Dördümüze dördümüz bayram etsin gönlümüz. Hadi gencolar biraz enerji salmaya gidelim ya kesiyorsunuz da. Hadi. Aşkım bu bana genco. Ceyko ve başkan derse ben onun kafasını kopararım. Tamam. Bak bugün bunu vururum. Tamam sinirlenme bak bir kere hayır diyemedi. Söz bir daha olmayacak. Karşıya kalayım lan ya ben. Ya idare et Ceyko. Allah ay. Seni kahretmesin ya. Şu hale bak. Bu ne oğlum? Kendini mi boyadın lan? Bu yüzden mi attılar seni okuldan? Gelin siz gelin. Ben burada sanatımı icra ediyorum. Ha, demek ki tuvale paran yetmediyse kendini boyadın. Oğlum siz ne anlarsınız sanattan? Bu performans sanatı. Ama siz varoşlar hiçbir şeyden anlamazsınız. İyi anlat da bilelim o zaman. Anlatayım. Kankacığım ben böyle okulum içinde sanatımı icra ediyordum. Sonra? Sonra kankacığım böyle herhalde biri Esma Sultan'ı istiklemiş ki beni okuldan dışarı attılar. Ben bu heykel olma olayını bir belgeselde görmüştüm galiba. Belgeselde görmüşmüş. Bırak oğlum bu belgeseli izliyorum ayaklarını. Bütün gün kadın programlarının başından ayrılmıyorsun. Espriye gel ya. Heykel kömbüre espri yapabiliyorum arkadaş. tabii PC kardeşim sana da hak veriyorum tabii. Bütün gün benimle beraber dolaşıyorsun. Yanında ben varken sana kim bakacak güzel kardeşim? Bir saçmalama ya. Yok ben de biliyorum ya. Böyle insanlar heykel gibi böyle boyuyorlar kendini. Turistlerle fotoğraf çektirip para kazanıyorlar oğlum. Sen para kazandın mı? Ben bunu para kazanmak için değil, Alice'in kalbini kazanmak için yaptım. Benim burnuma kötü kokular geliyor arkadaşlar. Ya koku benden değil, kuşlardandır ya. Rolümü o kadar sahici oynadım ki kuşlar bile gerçek heykel zannedip de bana...
öyle değil lan Turşu. Sen şimdi söyle bakayım. Ali sana ne söyledi? Şimdi Alitgiller bir masada oturmuş konuşuyorlardı. Ben de onların yan masasına sotelendim ve onların konuşmalarını dinledim. Aliç dedi ki böyle kendilerini heykel gibi boyayıp saatlerce hiç kıpırdamadan duran erkeklere bayılıyorum, bitiyorum, eriyorum dedi. Hatta ve hatta onlara yeryüzünde hayır diyecek kız yok dedi. Yemişler seni oğlum. Aynen kardeşim. Sana ne yapmış biliyor musun Ali? Sen ona yaklaşma diye sana bunları uydurmuş. Orça inanamıyorum sana ya. Bütün gün okulda taş gibi dikildin mi böyle? Ben okulun neresinde dikilirsem dikileyim, taş gibiyim oğlum. Hem sonuçta heykeliz. Nasıl olacağız? Kamış. Neyse, sizin muhabbetiniz bittiyse siz azıcık önden gelin de ben Karabiber'le bir şey konuşacağım. Özel bir mevzu. Kıstal sorunlarımız var. İyi. Hem sizi tanımıyormuş gibi yapmamız daha kolay olur. Şu tipe bak ya. Kendiniz kaybedersiniz. Hadi. Hadi. Bravo. Sevi. Ne? Seninle çok önemli bir şey konuşmam lazım. Tamam, neymiş o? Ama şu an anlatamam. E tamam, akşam gelirsin biz o zaman rahat rahat konuşuruz. Tamam, anlaştık. Azıcık ipucu versene. Vallahi üstüme gelme, zaten kendimi zor istiyorum. Böyle avaz avaz bağıra veririm, anlatıveririm avaz avaz ha. Ucundan söyleseydin ya. Ah, uzun zamandır bir devlet dairesine misafir gelmiyordum. Benim için de değişiklik oldu. Efendim, ben müdüreyim. Buyurun. Geç hayatım, geç. Selamlar Halis Bey. Ben daha önce de uğramıştım. Bu nikah tarihini belirlemek için sizden randevu almıştık. Hatırladım. Ben size boş olan tarihler için bir çalışma yaptım. Ayın 22'si nasıl? 22'si olmaz. Nebiye'nin evlilik yıl dönümü. Piş de oluruz. 24. 24'te bizimkilerin boşanma yıl dönümü. O da olmaz. Temmuz'un 25'i. Ha, o gün amcam vefat etti efendim. Olmaz. 28. Marif toplantısı var efendim. Olmaz. 30. O gün biz yokuz. 6 Ağustos Salı. Adı üstünde sallanır efendim. Olmaz. Geldi. Evet, bu da bal kabağı üzerine kaju ezmeli pasta efendim. Ha? Çok kötü. Aradığım pastanın lezzeti bu da değil ya. Başka varsa başka getirin. Yani aşkı Tom, yani sen de böyle deli ağlına benzedin ha. Bu pasta değil, bu pasta değil, o pasta değil, şu pasta değil derken pasta kalmadı mekanda. Ama ben seni anlıyorum. Zor beğeniyor benim aşkı Tom. Ne yapayım? Aşkların en besti. Ne yapayım? Yani damak tadıma uymayan pastayı yiyemiyorum. Naturan böyle abi. Naturan böyle. Yalnız birazdan böyle makarnalı pasta getirirse garson hiç şaşırmayacağım. Yani biliyorsun, yani daha doğrusu sana anlatayım belki bilmezsin Ceyhuncuğum. Böyle İtalya'da makarna pasta diyorlar o hesap. Belki sen bilmezsin, ben şey dinlerim. Bu da beyaz peynir ve leblebili pasta. Çok tatlı. Sana aşkım. Yürenmiş. Vallahi. Gel gel, bu da değil. Bu hiç değildi ya zaten. Al bunu, al bunu, al bunu, al bunu. Ya aradığım pastayı bulamıyorum ya. Lezzeti bulamıyorum ya. Arkadaş, sen de pastayı mi ver be? Allah Allah, canım arkadaşım ya. Ya yani ne demişler? Ekmek bulamıyorsan pasta ye. Ama sende o ekmeği bulacak her türlü kıvam var. Oba, lafı kes. Dur ben bunu atayım ya. Beni takip eden 500 bin followers'ın var da maaşlı. Favorilerini alsınlar. Anda var. Laf sokuyorum, anlamıyor. Ay. Tamamdır. Garson, baksanıza babacığım. Ay. Yani pastaları pek beğenmedim ama servisiniz 10 numara yani. Maşallah. Heh. Al şunları. Al bakalım şunları. Al kardeşim. Ya bu Amerikalılarda var ya, bu 1 dolarları ya biz böyle restoranlarda, barlarda böyle saçalım diye yapmışlar ha. Baba sen de salsana 2-3 tane. Yok kardeşim, yok. Ben de alerji yapıyor da. Ha, ha. Ben bir lavaboya kadar gideyim. Başkan, dur.
Ya bir mekanda kimseyi es geçmek olmaz biliyor musun? Tam sağ pres yapmak lazım. Ne yapıyorsun? Açını yapma bir şeyler. O bir menü konuşuyor. Ya dur hayatım dur. Neyse. Aşk Tom, yani şimdi sen böyle hiçbir pastayı beğenmedin ya. Sen şuradan böyle enerji içeceği falan iç de enerjinin yerine gelsin. Depo yapsın, depo depo. Farkmaz hayatım, farkmaz bana ya. Bana dive altı geldi. Ben bir lavaboya kadar gidiyorum. Ceyho. Yok kardeşim, yok. Merak etme. Ben de tuvaletçiye verecek kadar bozuk para var. Sen merak etme, tuvaletçiye böyle jeton atar gibi atarım onu. Tamam, görüşürüz. E tamam başkan, ağanın eli tutulmaz. E ne yapalım, bizim de naturamız böyle Ceyho. Aşkım, gerçekten birazcık daha gayret edersek düşecek benim Elçinom'un yakasından bu boş. Ya ben ekstradan bir şey yapmıyorum ki. Aşk dünyamın çikolatalı pişmaniyesi. Yani benim naturam böyle hayatım. Naturam böyle, naturam. Gerçi doğru söylüyorsun tabii yani. Biz zenginler hep böyleyiz. Bu varoş fakir tarafı da böyle yani. Bizim tempoyu ayak uyduramayacak. Yani düşecek tamam hadi. Deme öyle, deme, deme. Yani Furkan'a rezil olmadan, mahcup olmadan şu işi tamamlamamız lazım. Aşkın en drolması. 13. 13 uğursuz gün efendim. On altı. 16'sında benim doğum günüm var. Hem iki özel günü bir arada kutlamak olmaz. Ben tek hediyeyle yetinemem. Tek hediye beni kesmez. Sadece düğünlerde takılan takılar yüzünden tam 8 defa evlenen insanlar tanıyorum. Lütfen duymamış olayım. Bu arada merak ediyorsanız 20'mden gün aldım. Kendisinden alacağım günler var da. Evlenmek istediğinizden emin misiniz hanımefendi? O nasıl söz? Ağzınızdan poyrazlar karayeller alsın. Adamın dibinin önünde. Tamam. Tamam. O zaman son teklifim. 17'si. Anlaştık. Tamam anlaştık. Fazla uzamasın bu mevzu, ters yapacağım. Olmaz. O 17'si olmaz. 17'si asal sayı. Ya evliliğimiz asalak olursa? Değil mi? Yeter be. O gün olmaz, bugün olmaz. Çıldırttınız adamı ya. Abiciğim, sakin ol. Nasıl sakin olacağım ya? Allah sana sabır versin kardeşim. Böyle bir kadınla evlenilir mi ya? Şşt, bana bak, ağzını topla, almayayım ayağımın altına. Helalime laf söyletmem lan ben. Saldır, devlet memuruna saldır. Saldır da nikahınızı kodeste kıyın. Hadi saldır. Sakin ol, sakin ol sevgilim. Bunlar az maaş alıyorlar ya, o yüzden biraz sinir yapmış kendisi. Sakin ol. Bana bak, sen bize gün veriyor musun, vermiyor musun? Verdim bile. Çıkmaz ayın son perşembe günü. Yallah, yallah. Bana bak, seni var ya, seni var ya ben o... Ya bir dakika. Sevgilim, günler çuvala mı girdi? Boş ver, sakin ol. Gel, vermek sever misin? Gel, gel biz gidelim. Yürüyün. Bir daha buralarda görmeyeyim sizi ya. Aşkım konuşmamız lazım. Ne oldu, kötü bir şey mi oldu? Senden sonra ben de masadan kalktım. Bu Etkin Nediko'nun konuşmalarını duydum. E'si. Bunlar hep bir oyunmuş. Ne oyunmuş? Ya Furkan'la bunlar işbirliği halindelermiş. Furkan ne diyorsun, bunlar falan anlamıyorum Ceyhan. Aşkım bu zengin mekanlarına takılmalar falanlar filanlar var ya. Seninle benim ekonomik durumun farkı var ya, onun altını çizmeye çalışıyorlarmış. Ceyhan ya yine aynı şey. Aşkım bak darılmaca kırılmaca yok. Ama kompleks yapıyorsun, lütfen yapma. Yani aşkım bunu kabul edebilirim. Ya bu durum bende biraz kompleks yapıyor olabilir. Ama onlar da bunu yapmaya çalışıyorlar. Bunun için uğraşıyor bunlar. Ya hayatım bunların öyle bir şey yaptığını zannetmiyorum. Çünkü bu onların normal hali. Bir dakika ya. Bir dakika, bir dakika. Sen bana inanmıyor musun? Sen bana... Çok güzel. Elçin çok güzel. Bana inanmıyorsun. Sen bana inanmıyorsun. Ben de sana bunların gerçek niyetinin bu olmadığını, arkadaş olmadığını göstermezsen. İspat görsen, görsen, görsen. Ya giderim zaten, ayıp oldu. Ha çok güzel. Sen bana inanma, bana ayıp olmuyor. O iki pampiş bekliyor diye onlar ayıp oluyor. Çok güzel ya. Pampiş deme, çok ayıp. Ne bileyim ben ağzımda bozuldu pampiş diyorum. Ne diyorsun?
Ya nerede kaldınız ya? Enerji içeceklerinin enerjisi kaçtı. Öyle kal, çok güzel espri. Ya bir şey söyleyeceğim sana ya. Bir teklifim